Çaylak ile filozof, ben bir neyim? Özkan Öze. Birinci bölüm, aylaklığın kısa bir tarifi. Benim adım Çaylak. Elbette bu gerçek ismim değil. Bana bu ismi filozof verdi. Elbette onun gerçek ismi de filozof değil. Ona da bu ismi ben verdim. Filozofla tanışmadan önce herkes benim süzme bir aylak olduğumu söylerdi. Doğrusu ben de işe yaramaz bir aylak olduğumdan emindim. Üstelik bana aylak diyenleri yalancı çıkarmamak için de elimden geleni ardına koymuyorum. İnsanlar bana ısrarla ve her fırsatta aylak olduğumu hatırlatıyorlar. Ama aylaklık yaptığımda da çılgına dönüyorlardı. Madem benim bir aylak olduğum konusunda kimsenin şüphesi yoktu, o zaman rahat rahat aylaklık yapmama neden izin vermiyorlardı. Aslında bakarsanız onları çıldırtmak için özel bir şey yapıyor da değilim. Çünkü sıkı bir aylak olmak için yapmanız gereken tek şey, yapmanız gereken şeyleri yapmamaktır. Bunları filozofa anlattığımda bana haklı olduğunu söyledi. Hayatımda ilk kez biri bana haklı olduğunu söylüyordu. Ve ben bir aylak olarak haklı olmaya hiç alışık değildim. Haklı mıyım? Evet, haklısın. Eğer insanların senin aylak olduğunu düşündükleri için aylak olman gerektiğine inanıyorsan, gerçek bir aylak olmalısın. Aylak olmak iyi bir şey mi sence? Ben öyle bir şey söylemedim. Ama az önce bana haklı olduğumu söyledin. Madem sen de çevrendeki herkes gibi aylak olduğunu düşünüyorsun, o zaman aylak ol, dedim. Eğer aylak olduğunu düşünüyorsan, aylak olmakta haklısın, dedim. Ben aslında bir aylak olduğumu düşünmüyorum. Bunu düşünenler hep başkaları. Sen bir ne olduğunu düşünüyorsun peki? Ben bir ne olduğumu neden düşüneyim ki? Bundan pek hoşlanmıyor olsa da ona ısrarla neden filozof diyorum biliyor musunuz? Çünkü bunu bana hep yapıyor. Benimle adeta saklambaç oynuyor. Ve ben kimselerin bulamayacağı bir yerlere saklandığımdan en emin olduğum zamanlarda tepemde dikilip sobe diye bağırıyor. Ormanda yüzüne ışık tutulmuş kırmızı gözlü tırsak bir tavşan gibi olduğum yerde kalıyordum. Anlattıkları ile gözlerimi kamaştırıyor ve filozof beni hep bu şekilde sobeliyor. Madem aylak olduğunu düşünmüyorsun, öyleyse bana ne olduğunu düşündüğünü söyle. Bilmiyorum, bunu hiç düşünmedim. Hiç düşünmedin mi? Gerçekten ne olduğunu bir kez bile olsun düşünmedin mi sen? Sonradan alıştım ama önceleri filozofun bu huyuna da fena halde sinir oluyordum. Kimselerin hayret edemeyeceği şeylere o kadar hayret ediyordu ki. İlk zamanlar onu bana numara çektiğini falan düşünüyordum. Fakat o her seferinde neden bu kadar hayret ettiğine dair mantıklı sebepler öne sürebiliyordu. Düşünmedim, evet. Kimse ne olduğunu düşünmez. Çünkü herkes ne olduğunu bilir. İnsanlar bildikleri şeyleri düşünmezler. İnsanlar bildikleri şeyleri değil, genellikle bildiklerini zannettikleri şeyleri düşünme gereği duymazlar. Ne dedin sen? Madem herkes ne olduğunu düşünme gereği duymayacak kadar ne olduğunu bilir, o zaman sen de bana ne olduğunu söyleyebilirsin. Ha, ben şey... Neyse muyum işte. Yani bir aylak, işe yaramaz bir aylak. Sonunda buna beni de inandıracaksın. İkinci bölüm, Aylaklar Locası. Filozof bana aklımdan hiç çıkarmamam gereken milyonlarca şey söyledi. Tamam, belki sayıyı biraz abartmış olabilirim ama hayatım boyunca unutmamam gereken çok şey duydum ondan. Daha önce hiç kimsenin bana söylemediği şeyler. Ve muhtemelen daha sonra da hiç kimseden duyamayacağım. Bunların içinde beni en çok etkileyenlerden bir tanesi de şuydu. Eğer kim olduğun hakkında düşünemezsen, bunu senin yerine başkaları yapar. Eğer kim olduğuna dair gerçekten sağlam bir cevabın yoksa, başkalarının eline tutuşturduğu cevaplar getirirsin. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musun? Şey, aslında pek sayılmaz. Filozofun en iyi taraflarından biri, en anlaşılmaz konuları bile, türlü acayip örnekler
ile anlatabilmesiydi. Örnekler dürbün gibidir derdim. Onları aklının gözleri öne tutabilirsin. Anlamaktan en zorlandığın şeyleri bile kolaylıkla anlayabilirsin. Benim gençliğimde sinemalar şimdiki gibi değildi. Kimse koltuk numaralarına falan dikkat etmezdi. Giriş kapısından biletini alıp içeriye girerdin. Ve henüz boş olan koltukların içinden sana uygun bir tanesini seçip otururdun. Eğer ışıklar söndükten ve film başladıktan sonra içeriye girmeye kalkarsan kapıda bekleyen yer gösterenden yardım istemen gerekirdi. Yer gösteren mi? Yer gösteren, evet. O elindeki paslı köhne fenerin ışığı ile sana bir yer gösterirdi. Daha doğrusu senin ilk bulduğun boş koltuğa oturturdu ve oradan kalkmamanı tembihlerdim. Yerini beğenmeme gibi bir hakkın da yoktu. Yer gösterenler ters adamlardı. En azından benim tanıdığım yer gösteren hep öyleydi. Bir tanesinin yağlı pala bıyıkları vardı. Yaşlı ve çok öfkeliydi. Beni hiç doğru düzgün bir yere oturttuğunu hatırlamıyorum. O yüzden geç kalmamaya ve oturacağım yeri kendim bulmaya çalışırdım. Sonradan bu benim için bir hayat tarzı olurdu. Yer gösterenlerin öfkeli terslikleri tahammül etmek ve paslı fenerlerinden titrek ışıklarına ihtiyaç duymamak için her zaman yerimi kendim bulmaya çalıştım. Ama hayatım boyunca bu zorba yer gösterenlere benzeyen insanlar tarafından istemediğim yerlere oturmaya, istemediğim şeyleri yapmaya, istemediğim sözleri söylemeye, aslında hiç de inanmadığım şeyler üzerine yemin etmeye, sevdiğim şeyleri seviyormuş gibi yapmaya, karşılarına geçip gürültülü bir şekilde gaz çıkarmayı hayal ettiğim ve hardal tanesi kadar saygı duyamadığım kimseler önde eğilmeye, hoşlanmadığım şeyleri ezberlemeye, takmayacağım nutukları dinlemeye, saçlarımı kendime hiç yakıştıramadığım biçimde kestirmeye, üzerime uyamadığım emin olduğum elbiseleri giymeye, asla ama asla olmak istemediğim insanlar gibi olmaya ve doğru bulamadığım yerlere gitmeye zorlandım. Kendimi mutlu hissetmediğim günlerde benden neşeli şarkılar söylememi beklerdiler. İçimde mutluluktan ve heyecandan sarı kelebekler uçuşurken oturup bir köşede sicim gibi gözyaşları dökmemi istediler. Ne hissettiğimin onlar için hiçbir önemi yoktu çünkü. Ne hissetmem gerektiğini bile öğretmeye çalıştılar. Ellerinde paslı fenerleriyle bana durman gereken yerleri göstermeye kalktılar. Sen ne yaptın peki? Ben de onlara günlerini gösterdim. Nasıl yani? Güneş varken yerimi ve yolumu bulmak için sizin o paslı fenerlerinizden dökülen titrek ve idrar sarısı ışığınıza ihtiyacım yok dedim. Wow! Bütün bu sözleri gençlik bayramı töreninde bana zorla tayt giydirip okulun en uzun boylu çocuğunun sırtında trompet çaldırmak isteyen okul müdürüne söylemek isterdim doğrusu. Bunları sana o bir düzine disiplin cezasına bir tane daha ilave etmen için anlatmıyorum. Sen o çocuğu gördün mü peki? İkinciden sonra gölgesi bir zürafaya benziyor. Başkaları hakkında böyle alaycı konuşmaların hiç hoş değil. Sana bütün bunları neden anlatıyorum biliyor musun? Neden anlatıyorsun? Bundan sonra kimsenin sana aylak demesine izin vermeni istemiyorum da o yüzden anlatıyorum. Ve sırf despot yer gösterenler seni aylaklar locasına oturtmak istiyor diye. Aylaklık yapmanı istemediğim için anlatıyorum. Bir an önce kendine yakışan yeri bulmanı istiyorum da ondan anlatıyorum. Çünkü sen bir aylak değilsin. Neyim peki ben? Şimdilik sana çaylak diyelim. Ama eminim ileride daha iyi bir isim bulacağız. Çaylak mı? Ne bu? Bir tür kuş mu? Ha, anladım. Çay ile ilgili bir şey değil mi? Çaydanlık gibi çaylak. Senin için çay mı yapacağım? Hayır şapşal. Çaylak yani acemi, tecrübesiz ama hevesli öğrenci demek. Aylak ya da çaylak. Benim için değişen pek bir şey yok gibi görünüyor. Senin için değişen şu. Tembellik yapmak için hiçbir bahaneyi kaçırmayan arkadaşım.
Aylaklık günlerin artık geride kaldı ve çaylaklık günlerin başladı. Tam da yaz tatili başlamışken of! Bu arada az önce çay yapmasını biliyor mu dedin sen? Tabii. Arı bal yapsın, tavuk yumurtlasın, inek süt üretsin diye yaratıldı ve çaylak da çay yapsın diye. Aylak olup hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Ama bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Üzgünüm ama çayın yanına frambuazlı pasta yapacaktım. Değil mi sana? En azından şimdilik. Aslında biliyor musun? Hiç fena olmazdı. 3. bölüm Prokrustes'in paslı karyolası. Filozof okuma koltuğuna gömülmüş, keyifle çayını yudumlarken ben de onun devasa kütüphanesindeki kitapları sırayla raflarından çıkarıyor. Sonra hem rafın hem de kitapların tozlarını alıp yerlerine yerleştiriyordum. Dikkat et de kitapların sırasını karıştırma sakın. Ediyorum. Çay da çok güzel olmuş. Bergamotu sevdiğimi nereden bildin? Konuşmaya başladığında insana herhalde bir daha asla susmayacak dedirten bu tuhaf kadın bazen bir denizin dibi kadar sessiz olabiliyordu. İşte o zaman da bir daha hiç konuşamayacak diye düşünüyordum. Onun bu uzun sessizlikleri ilk bozanın ben olmamı istediğimi biliyordum. Sanırım filozof da bunu bildiğimi biliyordum. Ama benim ne kadar uzun süre sessiz kalabileceğimden haberi yoktu. Bu yüzden bir süre beraber sustuk. Ben kitapların ve rafların tozlarını almaya devam ettim. O ise çayını içti. Sonunda sessizliği bozan yine kendisi oldu. Bergamotu diyorum. Sevdiğimi nereden bildin? Bilmedim. Sadece öylesi daha iyi olur diye düşündüm. Çayı şekersiz içtiğin için. Oldukça ince bir düşünüş bu. Teşekkürler. Dün sana anlatmak istediğim bir konu daha vardı. Ancak geç kaldım, gitmem gerekiyor diye aceleyle çıkınca kaldı. Gerçekten gitmem gerekiyordu ama biliyorsun geç kala... Evet. Bu yüzden başının defalarca derde girdiğini söylemişlerdi. Ne anlatacaktın? Prokrustes'in karyolasını. Ne? Karyola mı? Sıradan bir karyola değil, Prokrustes'in karyolası. Paslı bir karyola. Yani ben onu öyle hayal ediyorum hep. Paslı mı? Yer gösterenlerin fenerleri gibi o da mı paslı? Demek dün konuştuğumuz şeyleri böyle ayrıntılarına kadar hatırlıyorsun ha? Sadece ilgimi çeken şeyleri hatırlarım. Pas demişken şu kapının yağlanması gereken acı çeken bir köpek gibi hiç sesler çıkıyor. Nasıl rahatsız olmuyor musun? Oluyorum. Onu da listeye yazdım. Hangi listeye? Yapılacak işler listesine. Yani senin yapacağın işler. Daha önce hiç yapılacak işler listem olmamıştı. Çok teşekkür ederim. Bundan pek hoşlanmadın galiba. Düne kadar bir aylaktım hatırlarsan. Artık bir aylak değilsin. Sen de bunu hatırla. Anlat hadi şu Prokrustes'in pasta randasını. Prokrustes. Ne? Karın ağrısıyla işte. Ayrıca ranza da değil, karyola. Hadi yanıma gel ve otur. Hem işimi yapar hem de seni dinleyebilirim. Hayır, buraya gelmelisin. Gelirken de dolaptaki frambuazlı pastayı getir. Ne? Ciddi olamazsın. Frambuazlı pasta mı aldın sen? En sevdiğim. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Dün laf arasında ona frambuazlı pastadan söz ettiğimi hiç hatırlamıyormuş gibi yaparak pastaya öyle bir giriştim ki filozof solucan kadar sıska bir çocuğun koca pastayı gözlerinin önünde silip süpürmesine hayretler içinde seyrettim. Ne anlatılacağını unutacak kadar hem de. Hadi anlat. Neyi? Prostatüsün kanepesini. Prokrustes o. Prokrustes'in paslı karyolası. Bu bir metafor. Metafore? Metafor yani mecaz. Mecaz? Mecaz yani gerçek anlamında çok başka anlamlarda kullanılan söz. Bir benzetme. Metafore. Fransızca. Mecaz ise Arapçası. Prokrustes'in paslı karyolası bir mecazdır.
Eğer bir yerlerde bunu duyduysan sana asıl anlatılmak istenen Prokrustes'in paslı karyolası değil. Ya nedir? Anlatacağım ama önce hikayeyi en baştan dinlemelisin. Bir dilim daha alabilir miyim? Evet, şu son dilimi de ye ve huzur er artık. Teşekkürler. Prokrustes, antik Yunan masallarından bol miktarda bulunan mitolojik canavarlardan bir canavar. Bir psikopat ve bir canidir. Atina'ya giden yol üzerinde babadan kalma bir mekan işletir. Gözüne kestirdiklerini evinde misafir eder, yedirir, içirir ve yatılır. Kalkmalarını sağlar. İyiymiş. Sonra misafirin o meşhur paslı karyolasına yatırır. Eyvah eyvah! Bu işin sonu kötüye gidiyor. Bu paslı karyola ya da yatak milimi milimine Prokrustes'in boyuna göredir. Eğer misafir kısa boylu gücük bir kimse ise canavar onu kollarından bacaklarından çeke çeke uzatır ve yatağın boyuna denk getirir. Eğer biçare misafir uzun boylu biri ise o zaman da yataktan dışarıdan ya taşan kısımlarını keser adamı kısaltır. Yok artık. Bazen de uzunlardan kestiği parçaları çeke çeke yeterince uzatmadığı kısalara diker. Bu korkunç. Derdi neymiş manyağın? Derdi mi? Prokrustes'in derdi kimin umurunda? Sana az önce ne demiştim? Ne demiştin? Birisi Prokrustes'in paslı karyolasından bahsediyorsa aslında o Prokrustes'in paslı karyolasından bahsetmiyordur. Anlatmak ve dikkatini çekmek istediği başka bir konu vardır demiştim. Ha, evet. Bu bir metafordu değil mi? Bir mecaz yani. İyi de hangi Melate'nin böyle korkunç bir metaforu olur ki? Filozofu mutlu etmek istiyorsanız ona yerinde ve sağlam bir soru sormalısınız. Biliyorsa sevinir. Çünkü bilmesinin bir işe yaradığı görülmek onu mutlu eder. Bilmiyorsa daha çok sevinir. Çünkü o soruyu yeni bir şey öğrenmek için ayağına kadar gelmiş bir fırsat olarak görür. Bravo. Tam şimdi onu anlatacaktım sana. Prokrustes'in yatağı insanları zorla kendi isteği şekle sokmaya çalışanların metaforudur. Yani kişilere ya da toplumlara hatta bütün bir nesle aynı bakış açısını, aynı düşünme daha doğrusu düşünmeme biçimini zorla kabul ettirmenin, başka türlü fikir üretmeye izin vermenin, herkesi birilerine benzetmeye, onlar gibi düşünmeye, onlar gibi inanmaya, hatta onlar gibi giyinmeye zorlamanın, antik çağlardan günümüze kadar gelmiş en sarsıcı simgesidir. Gerçekten insanları çekip uzatan yahut kesip kısaltan birileri yokmuş yani. Oh be! Bana bak çaylak. Eğer şu yıldızların altında sana verilen değeri bilmez ve olman gereken yeri bulamazsan, kimsenin seni ensenden tutup sürükleye sürükleye Prokrustes'in paslı karyolasına yatırmasına gerek kalmaz. Çünkü o yatağa güle oynaya zaten kendin yatarsın. Hatta kendi kolunu bacağını kesip uzatma işinde bizzat kendi ellerine seve seve yaparsın. Ve eğer etrafında hala daha sana ne halt ettiğini soracak kadar akıllı birileri kaldıysa onlara da neden şaşırıyorsunuz diye cevap verirsin. Herkes böyle yapıyor çünkü. Çünkü bu bir moda. Anladın mı beni şimdi? Şey biraz sanki. Bir takım bön Amerikan çocuklarının bulaşık makinesi kapsüllerinin nasıl yediklerini görmek uğruna daha yeni de ve daha pahalı bir cep telefonu alabilmek için imkanlarımızı çeke çeke uzatmaya, var olanları da bu uğurda kesip kısaltmaya dünden razı değil miyiz? Doğruyu söylemek gerekirse aylardır cep telefonunu değiştirmek için para biriktiren biri olarak filozofun anlattıkları biraz kanıma dokunmuştu. Benim gitmem lazım. Filozofun evinde internet yoktu. Tamam da bulaşık makinesi kapsülü olayını nereden biliyordu acaba? İnternette olmadığına eminim çünkü. Ona birkaç kez eve wifi bağlatmalısın dediğimde kütüphanemde hala daha okunmayı bekleyen, tekrar tekrar okunması gereken onca kitabım ve hızla azalan zamanım varken mi?
Asla, diye cevap vermiştim. Bence kesin akıllı telefonu var. Acaba Yavarili Nadal yapan o Çinlilerin videosunda da izlemiş midir? 4. bölüm. Ben bir başkasıyım. Çoğu insan zaman zaman bir başkası olmak ister. Ben de uzun bir süre zaman zaman da değil, her zaman bir başkası olmayı isterdim. Bunun için gerektiğinden fazla sebebe sahip olduğumu düşünmüyordum çünkü. Üstelik sadece kendimin de değil, etrafımdakilerin de başkaları olmalarını isterdim hep. Filozof, benim sürekli istediğim ve hayalini kurduğum şeye fazlasıyla sahip olduğumu fark etmemi sağladı. Ben zaten bir başkasıydım. Ayakta uyuyor gibi bir halim var. Ne o? Hasta mısın yoksa? Dün gece pek uyuyamadım da. Neden? Yattığımda öyle hemen uyuyamıyorum ben. Bir şeyler düşünüyorum. Bunun biraz uykusuz kalmak dışında pek bir zararı yoktur aslında. Ama yine de başını yastığa koyar koymaz horlamaya başlayan insanlara ben de hep imrenmişimdir. Hayal kuruyorum. Hatta o kadar çok hayal kuruyorum ki bu uykularımı kaçırıyor. Bana hayallerinden bahsetmek ister misin? En büyük hayalim bir başkası olmak. Ne? Bir başkası olmak mı? Evet, bir başkası olsaydım hayat belki benim için daha iyi geçebilirdim. Ama sen zaten bir başkasısın. Ne bu şimdi? Retorik mi? Retorik mi? Retorik mi dedin sen? Sana bunu ben mi öğrettim? Hayatımdaki tek bilgi kaynağı sen değilsin. Öyle mi? Bak buna sevindim. Diğer bilgi kaynaklarına bir gün beni tanıştırırsan. Bu kolay ama önce eve Wi-Fi bağlamalısın. Google'den baktım demiyorsun da laf ebeliği yapıyorsun. İşte asıl retorik bu. Bu arada çay ne durumda? 5 dakikası daha var. Sanırım dayanabilirim. Sence başkası olmak istemem suç mu? Hayır. Ama sen zaten bir başkasısın. Of, yine aynı şey. Ben en iyisi şu çaya bir bakayım. Gelirken dolaba da bak. Oley be, sen filozof değilsin. Kralsın, kral. Ben bir filozof değilim. Ben bir kral da değilim. Ben neysem oyum. Belki daha iyi biri olmak istiyorum. Ama daha iyi de olsa bir başkası olmak istemiyorum. Çünkü ben olarak yaratılmış olmaktan memnunum. Ve ben zaten bir başkasıyım. Çayları doldurdum ve dolaptan frambuazlı pastayı çıkardım. Bu seferki dünkünden daha büyüktü. Filozofun coşkulu sesi evin içinde sevimli bir hayalet gibi dolaşıyordu. Ben bir başkasıyım. Ben bir başkasıyım. Senin yaşlarındaydım. Edebiyat öğretmenimiz, çıkarın kağıtlarınızı ve kendinizi tanıtan bir kompozisyon yazın dedim. Bu senin için kolay olmalı. Ben de öyle sanıyordum. Bu beklediğim sürpriz sınavın telaşıyla çantalarımızdan dolma kalemlerimizi, çizgisiz beyaz A4 kağıtlarımızı ve ona düzgün satırlar halinde yazabilmek için altına ne koyduğumuz çizgili kağıtları çıkardık. Neredeyse herkes bu beyaz A4 kağıdının başına ben kimin başlığını attım. Sonra sınıfın sessizliğini dolma kalemlerin çelik uçlarından çıkan hışırtılar kapladı. Dakikalar su gibi akıyor, sınav süresi hızlı tükeniyordu. Herkes bir şeyler yazıyordu, ben hariç. Ben de ötekiler gibi kağıdımın başına ben kimim yazmıştım. Ama başka hiçbir şey yazamıyordum. Hiçbir şey. Çaresizce etrafıma bakınmaya başladım. Oturduğum yerde kıvranıp durmam edebiyat öğretmenimin dikkatini çekmiş olmalıydım. Kopya çektiğinden şüphelendim. Kesin kopya çektiğinden şüphelendi değil mi? Çok kopya çeker miydin? Hadi itiraf et. Çok kopya çekerdin değil mi? Hiçbir zaman kopya çekmedim. Ama evet. Böyle bir şeyden şüphelendi galiba. Ne dedi peki? Yanıma yaklaştı. Boş beyaz A4 kağıdın üzerindeki başlığa baktı ve bu soru için herhangi birinden yardım alabileceğini zannettim diyorum. Dedim. Ama istersen kalk ve aynaya bir bak. Vay be, kıya kocaymış sizinki. Dolma kalemimi itinayla sıraya bıraktım ve kalkıp tahtanın yanında asılı duran aynada bir süre kendi yüzümü seyrettim. Suratımda diğerleri yetmemiş gibi iki yeni sivilce daha belirmiştim. Sonra dönüp harıl harıl sınav kağıtlarına bir şeyler yazan sınıfın geri kalanına baktım. Arkadaşlarımın kendileri hakkında bu kadar çok şey bilmelerine şaşırdım.
Herkes kim olduğunun son derece farkındaydı da bilsek ben mi kendimi tanımıyordum. Sonra tekrar aynaya baktım ve geçip sırama oturdum. Elime dolma kalemimi alıp ben kimim başlığı altına sadece tek bir cümle yazdım. Ben bir başkasıyım. Başka? Başka hiçbir şey yazmadım. Risk budur. Hikayesi gibi olmuş. O hikayeyi biliyorum. İnternette dolaşıp duran bir hikaye. Bir gün anlatırım. Hiç uğraşma. O şeyi evime sokmayacağım. Peki kaç aldın sınavdan? Bir kompozisyon sınavından alınabilecek en yüksek notu aldım. İyiymiş. Asıl iyi olan o gün bir şeyi fark etmiş olmamdı. Neyi? Ben gerçekten de bir başkasıydım. Ben de bir başkasıyım. Hepimiz bir başkasıyız evlat. Hem de dünyanın geri kalanından yaşamış yaşayan ve gelecekte yaşayacak bu yer kabuğu üzerinde ama iyi ama kötü bir iz bırakmış. Herkesten başka. İşte tam da o yüzden geceler boyu hayalini kurduğum o şeye zaten doğuştan sahipsin. Sen zaten bir başkasısın ve bir başkası olmaya çalışmamalısın. Kendin olmaya çalışmalısın. Bu yıldızların altında senden bir tane daha yok çaylak. Sen, sen olasın. Sen olarak iyi olasın diye sen olarak yaratıldın. Kimse senin gözlerinde gün doğumunu seyredemez çaylak. Bunu sadece sen yapabilirsin. Dünya yaratılalı beri gün batımının hiç kimsenin seyredemediği bir gözle seyredebilecek birisi varsa o da sensin. Kimse senin gibi oyuklarında minicik yengeçlerini saklambaç oynadığım keskin pürtüklülerle kayalara çarpan dalgaların sesini işitemez. O deniz ve o kayalar oraya konduğu günden beri kimse senin gibi dinleyemez okyanusum. Bunu da sadece sen yapabilirsin. Kimse senin aklından geçirdiği şeyleri senin aklından geçirdiği gibi geçiremez. Kimse senin kalbin gibi sevemez. Kimse senin hayal ettiğin gibi hayal edemez. Sen bu kainatta sen olarak değerlisin çaylak. Ve sen olarak bir başkasının asla dolduramayacağı bir yerin var. Senden başka biri olman beklenseydi başka biri olarak yaratılırdın. Ve eğer başka biri olmak istiyorsan çok özel ve başka birim. O zaman kendin ol. 5. bölüm. Benim yüzümden. Filozofun bana en büyük faydası olaylara, kişilere, şeylere farklı açılardan bakabilmeyi ve başka türlü düşünmeyi öğretmesi oldu. Mesela yarısı su ile dolu bardağın aslında tamamen dolu olduğunu görmeyi ben ondan öğrendim. Üstelik bu kesinlikle ultra süper polyanacık falan da değildi. Gerçeğin doğrusu yerde durup doğru açıdan bakadığımız için gözümüzden kaçan bir yüzüydü. O bardak tamamen dolu çaylak. Yarısı su ile, yarısı da sudan daha aziz olan hava ile dolu. Ha, bir de arada bir anlattığın şu hikayeler var ya, mesel ya da masal, artık her neyse. Onlara da bayılıyorum. Fakat sanırım bazılarını tam da o sırada uyduruyor. Ama ne önemi var? Filozof bana harika hikayeler anlatıyor. Bir hikaye dinlemek ister misin? Bayılırım. Dinle o zaman. Bir zamanlar kendi yüzünün neye benzediğini bilmeyen, çünkü yaşadığı ülkede ayna denen şey olmadığı için onu hiç görmemiş bir genç vardı. Ve yüzünün neye benzediğini çok merak ediyordum. Bu bir masal değil mi? Çünkü hikaye olmayacak kadar uçuk da. Bu kendi yüzünü hiç görmemiş genç bir adamın hikayesi ve deliler gibi okuduğun o büyücü Sünepe'nin maceraları kadar ciddiye alınmaya hak ediyor. Tamam, özür dilerim. Ormanda ayılar görüyordum, tilki ve tavşanlar, çakallar ve kurtlar, daldan dala zıplayıp oynayan sincaplar ve kuşlar ve türlü acayip kurbağalar. Her birinin bir yüzü vardı ve onları gördüğü için neye benzediklerini bilebiliyordum. Bir ayı gördüğünde onun bir ayı olduğunu anlayabiliyordu yani. Ve bir tilki ve her ne kadar görmeyi hiç dilemese de bir kurt. Ağaçların, çiçeklerin bile bir yüzü vardı.
Aslan pençelerinin papatyalardan, yaban gülleri, erik çiçeklerinden farklı bir yüze sahipti. Ama hepsinin yüzü neredeyse birbirinin aynıydı. Mesela ayıların yüzü birbirine benziyordu. Eğer yüzünün bir tarafında siyah ya da beyaz bir benek yoksa senelerce çobanlık yaptığı koyunları birbirinden ayırmak onun için bile iki bakışta oldukça zor bir şeydi. Ama işin güzel tarafı bu koyunların umurunda bile değildim. Koyun olsam benim de umurumda olmazdı. Serçeler nar bülbüllerinden, kartallar puğu kuşlarından farklıydı ama aynı türde kuşları bile birbirinden ayırmak imkansızdı. Arılar ve karıncalar ise buğday taneleri kadar birbirine benziyordu. Pirinç taneleri kadar aynıydılar. Kimse onları yüzlerine bakarak ayıramazdı birbirinden. Peki ya kendisinin bir yüzü yok muydu? Elbette onun da bir yüzü vardı. Acaba bu nasıl bir yüzdü? Ve neye benziyordu? Başkaları onu gördüğünde tanıyor ve ona ismiyle sesleniyordu. O da başkalarını gördüğünde onları tanıyor ve onlara isimleriyle sesleniyordu. Ben onları yüzlerinden tanıyorum çünkü her birinin bir başka yüzü var diye düşünüyordu genç adam. Fırıncının yüzü kasabın yüzüne benzemiyordu mesela. Fırıncının kızının yüzü de fırıncıya benzemiyordu. Çünkü fırıncının kızının yüzüne baktığında karnının orta yerinde binlerce kelebeğin uçuştuğunu hissediyordum. Ama fırıncının yüzüne baktığında hiç böyle şeyler hissetmiyordum. Senin delikanlı fırıncının kızına abayı yanıkmış bence. Kesinlikle onun da bir yüzü olmalıydı. Evet evet. Parmakları ile yüzünü hissedebiliyordum. Burnu, kulakları, ağzı, dudakları ve gözleri. Herkesin yüzünde bunlardan vardı. Ha, tabii nalban hariç. Çünkü geçen yaz nallarını değiştirmeye çalıştığımda huysuz bir katır tarafından çok kötü çiftlenmiştim. Ve bu yüzden artık bir burnu yoktu. Yani neredeyse yoktu. Zavallı nalbant. Genç adam şu anda kesinlikle emindi. O başkalarının yüzlerinden tanıdığı gibi başkaları da onun yüzünden tanıyordum. Öyleyse onun yüzü de sadece ona benziyor olmalıydım. Yoksa ötekiler kendisini gördüklerinde ona ismiyle sesleniyor olmazlardı. Çok mantıklı. İçi birden neşeyle doldu. Bu karnında kelebeklerinden uçuşmasından bile çok daha hoş bir duyguydu. Oh dedi. Kendine ait bir yüzü olmak ne güzel bir şey. Kendine ait bir oda, kendine ait bir ayakkabı ve sadece ama sadece kendine ait sapı kemikten keskin kocaman bir avcı bıçağına sahip olmaktan bile güzel. Genç adam işte bunları düşünüyordu. Yıldızlı bir yaz gecesiydi ve uyku gelip gözlerini kapatmadan önce gökyüzüne uzun uzun bakıp şöyle bir dua etti. Allah'ım, bana sadece bana özel yarattığın bu yüzü rüyamda bile olsa görmeme izin ver. Bir kurbağanınkine benzese bile onu seveceğim ve bana kimselere vermediğin özel bir yüz verdiğin için sana hep şükredeceğim. Bitti mi? Evet, beğendin mi peki? İlginç geldi bana. Ama pek o kadar da beğenmedin yani. Yo, beğendim ama aklıma bir şey takıldı. Söyle o zaman. Kendime ait bir yüzüm olması neden beni özel yapsın ki? Kendine ait olduğu için. Ama herkesin kendine ait bir yüzü var. Bu neyi değiştirir? Herkesin özel olduğu yerde özel olmanın bir özelliği kalmaz ki. Güzel. Beğendiğine göre bana katılıyorsun. Hayır, sana katılmıyorum. Beğendiğin çünkü bir önerme ortaya koydun. Bir konuda kendi görüşünü ileri sürdün. Bu cesaret isteyen bir iştir. Ama bana katılmıyorsun yani. Önermemin yanlış olduğunu düşünüyorsun. Evet. Peki ama neden? İstersen sana bir fırsat daha vereyim ve bana önermeni savun. Nasıl mesela? Mesela ile başlayan bir örnek ver. Ha, bir örnek. Tamam ama biraz düşünmem lazım. Benim işim seni düşündürmek değil mi? Filozof örnek vermek konusunda iyiydi. Ama ben o kadar iyi değildim. Aslında ben hiç bu konuda iyi değildim ya. Neyse. Düşündüm. Sonunda aklıma harika bir örnek geldi. Daha doğrusu harika olduğunu zannettiğim bir örnek. Mesela herkesin ikisi telefonu kullandığı bir dünyada ikisi telefonuna sahip olmanın hiçbir özel tarafı olmaz.
Filozofun benim harika örneğimi çok beğeneceğinden emindim. Ama sonuç hiç de beklediğim gibi olmadı. Örneğimi beğendin değil mi? Bence harika bir örnek. Bence kusurlu bir örnek oldum. Niye kusurluymuş acaba? Çünkü X telefona sahip olmak senin zannettiğin gibi kimseye gerçek anlamda özel yapmaz da onun için. Eğer yapsaydı dünyada yaşayan herkesin cebinde bir X telefonu olsa bile ona sahip olmak yine de çok özel ve çok kıymetli bir şey olurdu. Böyle bir şey mümkün değil. Bal gibi mümkün. Nasıl mümkün olabilir? Benzersiz bir yüze sahip olmak gibi. Herkesin bir yüzü vardır. Ve kimsenin yüzü bir başkasının yüzünün aynıyla değildir. Herkesin yüzü kendine özeldir. Ancak kimse, herkesin kendine özel bir yüzü var. Bu yüzden kendine özel bir yüze sahip olmanın özel bir tarafı yok. Bu son derece sıradan bir şey diyemez. Çünkü kendine ait bir yüze sahip olmak insanı gerçekten özel biri yapar. Peki kimselerde olmayan çok 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 özel ve sadece sana ait bir X cep telefonun olsa? Bu da seni özel biri yapmaz. Çok 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 özel telefonu olan biri yapar sadece. Çünkü o çok özel cep telefonuna sahip olmadan önce sen kimselere benzemeyen bir yüze sadece sana ait bir yüze sahiptin. Ve eğer bir gün telefonu tuvalete düşürürsen ve arkasından sifonu çeksen bile belki biraz asılır ama sana ait yüz yine sana ait kalır. Sadece sana ait. Biraz mı asılır? Ağlarım ben be. Deliler gibi ağlarım. Ama hiç böyle düşünmemiştim. 40 yılın başı bir önerme sunmuştum ama filozof hiç acımadan dakikasında benim güzel önerimi paketleyip geri iade etmişti. Bir hikaye daha dinlemek ister misin? Hiç fena olmaz. Moralim biraz bozuldu. Neden? Önermemi çürüttün. İşe iyi tarafından baksana. Çürük bir önermem vardı ve ondan kurtuldun. Tam bir Pollyanna'sın filozof. Hayır, Pollyanna değilim. Gerçeğin iki kaşının ortasından bakıyorum sadece. Ha evet, hatırladım. Bardağın tamamı dolu değil mi? Evet. Hadi anlat hikayeni. Bir zamanlar bir sultan vardı çaylak. Hazinesinde olağanüstü mücevherler bulunan bir sultan. Tükenmez hazineleri olan bir sultan. Bir gün hiçbir mecburiyeti yokken bütün halkına o tükenmez hazinelerinden avuçlar dolusu mücevherler dağıttı. Kimse, herkesi dağıttığı için bu cömertliğin ve bu hediyelerin hiçbir kıymeti yok. Sadece bana verseydi kendini çok özel hissederdim demedi. Çünkü bu o cömert sultana karşı büyük bir saygısızlık ve nankörlük olurdu. Ama istinasız herkes kendisini çok özel biri hissetti. İşte üzerinde yıldızların görebileceği gözler, çiçek açmış ıhlamur açık ağaçların, koklayabilen bir burun, nar bülbüllerinin şarkılarını işitebilen bir çift kulak, içinde kirli havadan kelimeler yaratılan bir ağız, frambuazlı pastanın tadını çıkarabileceğin bir dil ve inci gibi dişler bulunan bir yüze, üstelik kimselerin yüzüne benzemeyen, sadece sana özel bir yüze sahip olmak da tıpkı bunun gibidir. Aynaya baktığında gördüğüm bu yüz, herkeste olduğu halde kimselere benzemeyen bambaşka birine sana ait özel yüzdür. X marka bir telefonum yok ama yine de kendimi özel hissetmeliyim öyle mi? Bir insan kendisini en fazla ne kadar özel hissedebiliyorsa o kadar. Çok hissediyorum. Çünkü çok özelsin. 6. bölüm Theseus'un gemisi. Filozofu genelde okuma koltuğuna gömülmüş kitap okurken bulurdum. Ama o gün masasının üzerinde dağ gibi bir fotoğraf yığınını karıştırıyordum. Fotoğrafların çoğu siyah beyazdı. Aralarında renkli olanlar da vardı. Fakat onların da renkleri iyice solmuştu. Ve evin içinde görünmez kristal kelebekler gibi notalar uçuşturmaktaydım. Bu çalan ne? Kanun Kürdeli Hicazkar Saz Semaisi. Güzelmiş. Güzeldir evet. Bir süre ikimiz de sustuk. Filozof itinayla bir kenara ayırdığı bazı fotoğraflara bakmak için burnunun ucuna kadar kaymış gözlüğünü düzelttim. Bu sefer dayanamayıp sessizliği bozan ben oldum. Ben eski fotoğraflara bakmayı sevmiyorum. Yeterince eskidikleri içindir. Efendim? Fotoğrafların diyorum. Yeterince eskimedikleri için onlara bakmayı seviyorsundur.
Bebeklik fotoğraflarımı görmekten hoşlanmıyorum. Ama niçin? O ben değilmişim gibi geliyor. Herkes, bak bu sensin, ay ne kadar da şirinsin dese bile. Ama sen olduğunu biliyorsun. Belki bir zamanlar öyleydi ama aynaya baktığında gördüğüm ben, fotoğraftaki ben değil artık. Ama bu hep böyle olacak. Ben de şu an baktığım fotoğraftaki bene benzemiyorum. Ama aynaya baktığımda gördüğüm ben, ne kadar da bensem, fotoğraflara baktığımda gördüğüm ben de o kadar benim. Ne özelliği kaldı şimdi? Neyin ne özelliği kaldı? Yüzümüzün. Sadece bize ait olmasının ne özelliği kaldı? Zaman içinde değişiyor. Şekilden şekile giriyor. Ben bile daha bu yaştan neredeyse hiçbir şeye hiç benzemeyen 10 tane farklı fotoğrafımı bulup çıkarabilirim albümlerden. Aynaya baktığımda gördüğüm şeyin ben olduğumu söylüyordum. Fotoğraflara baktığımda da gördüğüm şeyin ben olduğunu söylüyorum. Peki gerçekten hangisi benim? İşin olağanüstülüğü de burada işte çaylak. Zaman bir nehir gibi akıyor ve sen, ben, herkes değişiyor. Ama ne kadar değişirsek bile değişelim. Yine herkes kendisi olarak kalıyor. Masanın üzerindeki fotoğraf yanında rastgele bir fotoğraf çektim. Siyah beyaz olduğu halde yüzünün kahverengi çillerle dolu olduğu belli olan solucan kadar sıska bir kıza aittim. Bu sıska çilli ve pipi uzan çorapa benzeyen kız her kimse acaba şimdi ne haldedir? Filozof kocaman bir kahkaha attı. Beni ürkütecek kadar kocaman bir kahkaha hem de. Havada uçuşan kristal kelebekler kahkahanın şiddetinden korkup kaçmış olmalıydı ki 7 numara varlısın sesi sanki birden kesildi. İşte bu halde. Ha. Sanırım benden dün çürüttüğüm önermenin intikamını almaya çalışıyorsun. Hayatım boyunca biliyorum çok uzun bir hayat değil ama şimdiden içine neler sığdırdım. Neler? Pek çok çam devirmiştim. Ama bu o güne kadar devirdiğim çamların en iri oranıydı. Ben çok özür dilerim. Neden özür diliyorsun anlamadım. Pippi Longstocking'e benzetilmenin bence kötü bir tarafı yoktu. Hayranıyım kendisinin. Kızmadın mı yani? Hayır hiç. Oh be, demek bu sensin. Evet ama 50 sene kadar önceki halim. Aradan 50 sene de geçmiş olsa ben şu an ne kadar bensem o fotoğraftaki sıska solucan da o kadar benim. Bu çok garip değil mi? Theseus'un gemisini hiç duydun mu? Yo. Masayı toplayalım da otur karşıma. Çay da koydum biliyor musun? Sen harika bir çaylaksın. Sen de fena bir filozof sayılmazsın. Bana ne zamana kadar filozof demeye devam edeceksin acaba? Bilmiyorum. Bunu konuşmuştuk. Peki peki. Nasıl istersen öyle olsun. Tarihçi Plutarkos'un anlattığına göre Antin'in kurucusu kahraman Zeus yanına bir garip genç alarak 30 kürekli bir gemiyle Gritet'e gitti. Ve yarısı insan yarısı da bir boğa olan Minotaur'u tek başına öldürdü. Yarısı insan yarısı da boğa mı? O da ne böyle? Yarısı balık yarısı kız duymuştum ama böylesini ilk defa duyuyorum. Senin tarihçi bence kafayı karıştırmış biraz. Bunun gerçek tarih olduğuna emin misin? Bu mitolojik bir hikaye çaylak. Prokrustes gibi mi yani? Evet. Metafor mu? Aslında bir paradoks. Paradoks. Birbirinin tamamen zıttı. İki farklı çözümü olabilen bir bulmaca. Kazık soru gibi bir şey yani. Biraz karışık diyelim istersen. Tamam. Sonra Minotaur'u öldürünce ne yapmıştı Zeus ve tayfası? İnsan kısmını görüp inek kısmını yemişler mi? Bunu beni güldürmek için mi söylüyorsun? Ben ciddiyim. Ciddi ciddi dinle o zaman. Kahraman Zeus bir gemiyle Atina'ya döndüğünde Atinalılar onu büyük bir coşkuyla karşıladılar. Minotaur'un öldürmesi onları çok sevindirmişti. Yakınlarda yarı insan, yarı boya bir canavar yaşıyor olsaydım ve birisi onu tepeleseydi ben de çok sevinirdim. Atina halkı günün anısına Zeus'un gemisini hatıra olarak korunmaya kaldım. Her yıl aynı vakitlerde gemiyle Gritet'e giderek o günü andılar. Günün anlam ve önemine uygun şiirler de okumuşlardı. Eminim okumuşlardır. Tabii senin tarihçi Plutarkos
bütün bunları uydurmasaydım. Bu kutlamalar yüzlerce yıl sürdü. Sayı sözlü tabi değil mi? Her fani gibi. Gemi sağlam gemiymiş. Gemi sıradan bir gemiydi. Zaman içinde eskidi ve çürümeye başladı. Ama Atinalılar eskiyen her parçayı itinayla yerinden çıkarıp birebir kopyasıyla değiştirdiler. Tarihi eser restorasyonu yani. 1000 yılın sonunda Theseus gemisinden değişmeyen tek bir parçayla kalmadı. Gel de şimdi buna Theseus'un gemisi de. Atinalıların sorunu da buydu zaten. Bazıları bu gemi artık Theseus'un gemisi değil demeye başladı. Bazıları da hayır bu Theseus'un gemisi diyorlardı. Sonunda iş çığırından çıktım. Filozoflar da tartışmaya el attı. Ve Theseus'un bir paradoksun önüne düşüp günümüze kadar geldiği insanlar hala daha bu konuda anlaşmıyorlardı. İşsizlik zor tabii. Nasıl? Başka işleri kalmamış galiba. Sanırım sen bu konuda parlak bir fikre sahipsin. Eğer binlerce yıllık paradoksu çözebilsen hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Kendi ellerimle bir frambuazlı pasta. Hayır, daha çok gençtim. Filozofu yakından tanıyana kadar onun yaşındaki insanların asık suratlı ve sıkıcı olduklarını düşünürdüm. Elbette yaşlı, asık suratlı ve sıkıcı insanlar var. Ama emin olun, sayıları genç, asık suratlı ve sıkıcılardan daha çok değil. Bana göre o gemi artık Theseus'un gemisi değil. Geçmiş olsun. Bana göre de o Theseus'un gemisi. Her zaman da öyle kaldı. Güvertesini Theseus'un ve kısa ve enli kılıca Grit'e doğru uzatıp tayfalarına asılan küreklere Dianaralara attığı gemi değişmeyen tek bir tahra parçası kalmamış olsa bile gemi Atina limanına demirlemiş o gemi binlerce yıl sonra da hala Theseus'un gemisi olarak kalmaya devam edecek. Çünkü onu Theseus'un gemisi yapan Theseus'un bizzat kendisidir. Onun camdan bir modelini, kartondan bir paketini, yağlı boya tablosunu, tunçtan bir heykelini yapsalar bile onu gören herkes işte bu diyecek. Theseus'un gemisi bu. Gemi orada ve o limanda çürüyüp sulara gömülseydi eğer, insanlar binlerce yıl sonra bile işte Theseus'un gemisi burada battı. Tam şurada, sulara gömüldü. Şimdi aşağılardan bir yerde diyeceklerdi. Yansaydı ve küle dönüşseydi eğer, Theseus'un gemisi tam burada alev alev yandı. Kül oldu ve rüzgar küllerini alıp Gritet'e o minatürün ortadan ikiye ayırdığı yere kadar götürdüm diyeceklerdi. Gemiyi kocaman bir çukur açıp toprağa gömselerdi eğer, başucuna mermer bir kitabı koyacaklar ve üzerine "To Tom Kuhn to Aiton 8" yazacaklardı. Ha? Yani Theseus'un gemisi burada yatıyor. Tamam tamam, o Theseus'un gemisi. İyi de aklıma takılan bir şey var benim. Diyelim Theseus'un gemisinden sökülüp yerine yenisi takılan parçalar atılmadı da bir kenarda biriktirildi. Sonra limandan uzak bir yerde bir portakal bahçesinin içinden bir araya getirildi. Şimdi limandaki gemi mi Theseus'un gemisidir yoksa portakal bahçesindeki mi? Bu imkansız. Niyeymiş o? Sadece imkansız da değil. Aynı zamanda mantıksız da. Çünkü Theseus'un gemisinden değişen parçaları ya çürümüş ya tahta kuruları kurtları tarafından un ufak edilmiş parçalardı. Onlar artık bir geminin parçası olma özelliklerini tamamen yitirmişlerdi. Eğer bir ek kenarda biriktirebilecekleri ve yeniden bir gemi yapımında kullanacak durumda olsalardı zaten Theseus'un gemisinden sökülmezlerdi. Bu yüzden böyle bir ihtimal hem imkansızdır hem de mantıksızdır. Tam da bu yüzden geminin bütün parçaları değişmiş olsa da o hala daha Theseus'un gemisidir. Ama çürüdüğü için değişen parçalar artık Theseus'un gemisi parçaları değildir. Onların yerine takılan yeni parçaları ise Theseus'un gemisinin parçalarıdır. Eğer Theseus 1000 yıl yaşamış olsaydı bütün parçaları değişmiş ve o gemi için kimse acaba bu artık Theseus'un gemisi mi diye sormayacaktı. Çünkü o gemi Theseus'un gemisi yapan hayatta olsa da olmasa da Theseus'tu. Theseus'un gemisi her zaman Theseus'un gemisidir. Çünkü Theseus, Theseus'un gemisinin ruhudur. Ruhu mu? Ruhu evet. Yani su üstünde durabilen bir yığın tahtayı Theseus'un gemisi yapan şey. İşte bunun gibi çaylak. O fotoğrafta gördüğün gibi Pipologes King'e benzettiğin solcuna kadar sıska kız da benim. Şu an karşında duran beli bükülmüş, birkaç dişi sökülmüş, saçları kırlaşmış.
Uzun süredir gözlüksüz okuyamayan ve suratı neredeyse ütülenmemiş bir gömleğe benzeyen yaşlı koca karı da benim. Şey, çay olmuştur, ister misin? Ah, lütfen. Filozofun kendi hakkında söyledikleri benim çok zoruma gitmişti. Ama o gülümsüyordu. Yüzünde iki sivilce çıktı diye 3 gün odasından çıkmayan biri olarak bütün bunları söylerken nasıl bu kadar rahat olduğunu hiç anlamıyordum. Umarım onun yaşına geldi. Çoktan anlamış olurdum. Yani dış görünüşümüzün ne kadar değişse de biz yine biz olarak kalırız, öyle mi? Evet, çünkü biz dediğimizde kastettiğimiz şey bedenimiz değildir. Nasıl değildir ya? Ben bu değilsem neyim? Bu cep telefonu kimin çaylak? Benim. Peki sen cep telefonu musun? Yoo. Bu eller, ayaklar, saçlar, kaşlar, yüz, göz, ağız, burun. Bütün bunlar kimin peki? Benim. Bunlar seninse sen kimsin çaylak? Gerçekten ben kimim filozof? Sen bunlar değilsin çaylak. Sen bunlara geçici bir süre emanet olarak sahip olansın. Onlar da sen değiller. Bu yüzden eskiseler de, yıpransalar da, dökülseler de, değişseler de sen yine sen olarak kalırsın. Theseus'un gemisi her zaman Theseus'un gemisidir. Çünkü Theseus o geminin ruhudur. Ben de bu bedenin ruhuyum o zaman. Peki ama ben kimim ya da neyim filozof? Bir Theseus olmadığım kesin. Bir Minotaur olmadığım da eminim. Ve sana göre bir aylak bile değilim artık. He Benneka'nın kolyesi. Filozof ile zaman geçirmeye başlamadan önce yetişkinlerin ağızlarını sadece öğüt vermek için açtıklarını düşünürdüm. Bu yüzden onlarla mecbur kalmadıkça muhatap olmamaya çalışırdım. Çünkü yetişkinler benim yaşımdaki biriyle sohbet etmezler. Sadece nasihat ederler. Bana düşen tek şey de dinlemek olurdu. Susmak, dinlemek ve gık demekten başka her şeye itaat etmek. Bunlar pek hoşlanabileceğim işler değildi açıkçası. Ama söz konusu yetişkin filozof olduğunda her şey değişiyordu. Hayatım boyunca hiç kimseden filozoftan işittiğim kadar nasihat işitmedim. Fakat o bir kez olsun ağzını bana nasihat etmek ya da nutuk atmak için açmadım. O benimle konuştu. Tıpkı iki eski dost gibi benimle sohbet etti. Ben de hiç kimseyi dinlemediğim gibi onu dinledim. Kendisi bana dinlettirmekten konusunda o kadar iyiydi ki, ne zaman parmaklarımın cep telefonuna doğru tırsak bir örümcek gibi usul usul ilerlemeye başladığını görürse, sıkıldığımı ve dikkatimi dağıldığını anlar. Hemen onu can kulağı ile dinlememi sağlayacak şaşırtıcı şeyler, ismini daha önce hiç duymadığım insanlara dair ilginç ve acayip hikayeler anlatmaya başlardı. Biliyor musun çaylak? Çok uzun yıllar önce Hebenneka adında bir adam yaşardı. Öyle ahmaktı ki ahmaklar bile ahmak olduğu için onu aralarından kovmuşlardı. Beni de okulun futbol takımından kovmuşlardı. Niye kovdular peki seni futbol takımından? Bana şiddetli geçimsizlik yüzünden dediler. Hebenneka niye kovulmuş peki? Dedim ya, aşırı derecede ahmak olduğu için. Ne kadar aşırı? Hebenneka'nın boynundan hiç çıkarmadığı bir kolyesi vardı. Kolyeyi boynundan hiç çıkarmıyordu. Çünkü kendisinin Hebenneka olduğunu ancak boynundaki o kolyeden anlayabiliyordum. Öteki ahmaklar bunu kovacaklarına, kendilerine takım kaptanı yapmalılarmış bence. Günlerden bir gün o, ihtiyar bir zeytin ağacının gölgesinde yatmış horul horul uyurken, kardeşi sessizce yanına yaklaştı ve kolyeyi Hebenneka'nın boynundan çıkarıp kendi boynuna taktım. Hebenneka uyandı da karşısında kardeşini, kardeşinin boynunda da kolyesini gördü ve ona şöyle dedi. Sen bensin, tamam o zaman. Ama ben kimim? Kaptan falan değil. Bu adam doğrudan kral olmalı. Ahmakların kralı. Yüce ahmak Hebenneka. Bunun filmi bile olur. Filmi mi? Filmi, evet. Bak şöyle. Adam o kadar ahmaktı ki kendisinin boynuna astığı bir kolyeden tanıyabiliyor ancak. Kolyesini alıyorlar ve boğum. Artık kim olduğunu bile bilmiyor. Peki ama ben şimdi kimim? Kimim ben? Diye şaşkın şaşkın dolaşıyor ortalıkta. Bu sırada kamera yakına çekmeye geçmeli. Çünkü seyirciler mutlaka ahmakların kralının yüzünün halini görmek isteyecektir. Elini cebine attığında orada olması gereken cep telefonunun orada olmadığını hissettiğin andaki yüz ifade gibidir muhtemelen. Hah, insan cep telefonunu kaybedince kim olduğu konusunda şüpheye düşmez. Ne zaman düşer peki? Ne zaman mı? Bilmem. Hafızasını yitirdiğinde falan herhalde. Ha, bir de içkiciler, sarhoşlar da kim oldukları konusunda sık sık şüpheye düşüyor olmalılar. Geçen gece
Dışarıda geziyordum ve iki sarhoşun sokak ortasında kavga ettiklerini gördüm. Geçen gece sokakta ne işin vardı senin? Ben yatmaya gidiyordum diye üst kata çıkmadın mı? Sen. Hangi ara tekrar aşağı indin ve dışarıya çıktın? Bu uzun hikaye. Boş ver şimdi. Ama bak, anlatacaklarım çok komik. Sarhoşun bir yeri diğerine, sen benim kim olduğunu biliyor musun ha? Diye bağırdı. Öteki sarhoş, sen biliyor musun ben kim olduğunu? Diye cevap verdi. Sonra diğeri, bilmiyorum. Ya sen? Dedi öteki. Ben kendimin kim olduğunu bile bilmiyorum. Dedi. Diğeri ise ona, ben de bilmiyorum kendimin kim olduğunu. Diye cevap verdi. İşler iyice çığırından çıkmış desene. Bu daha bir şey değil. Evlerden birkaçının ışıkları yandı ve balkonda pijamalı, atletli, tombalak bir adam çıktı. Adam öfkeliyle, yeter be, polis çağıracağım şimdi diye bağırdı. Polis sözünü duyunca toz olmuşlardı ortalıktan. Yok, öyle olmadı. İki sarhoş bir an için sustular. Sonra balkondaki adama dönüp aynı anda karşılık verdiler. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Adam ne dedi peki? İyice sinirlendi ve ya siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Diye cevap verdi. Filozof ona anlattığım hikayeyi büyük bir merakla dinledi. Fakat sanırım anlatırken hikayeye birkaç küçük detay ile ilave ettiğimde de anlamıştı. Nasıl, hikayemi beğendin mi? Sen kesinlikle yazar olmalısın. Neden? Çünkü çok iyi yazıyorsun. Ya öyle mi? Çay ister misin? Ah evet lütfen. Mutfakta bir kutu kurabiye olacaktı. Onları da getir lütfen. Bademli deme sakın. Bademli. Oley be. Bak çaylak. Bir insanın kendisinden ben kimim diye sorması için ne ahmak olması gerekir, ne ayaş ne de tepe üstü yere çakılması ve hafızasını kaybetmiş biri. Farkında olalım ya da olmayalım, hayatımız boyunca kim olduğumuza dair türlü cevaplar toplarız. Ama bunların pek çoğu ben kimim sorusunun gerçekten cevabı olmaktan çok uzaktır. Tıpkı Hebenna Kağan'ın kolyesi gibi mi? Evet, evet. Söylemek istediğim tam da buydu. Hebenneka cevabını boyunda taşıyordu. Ve sağdan soldan toplayıp ipe dizdiği ölü hayvan kemiklerinden bir kolye ona cevap olarak yetiyordu. Hayat ona güzelmiş be. Eğer yaşadığımız hayatın bir anlamı olmasını istiyorsak ben kimim sorusuna verebileceğimiz gerçekten anlamlı bir cevabımız olmalı. Niye ki? Bazıları için bu hayatta sahip oldukları ya da sahip olmayı istedikleri şeyler vardır. Sanki onlar olmasa hayatlarının ve var olmalarının hiçbir anlamı yokmuş gibi davranırlar. Tıpkı kolyesini kaybeden Hedenaka gibi. Oysa dünyanın en zengin adamı aynaya bakıp ben dünyanın en zengin adamıyım diyebilir. Dünyanın en fakir adamı da ben dünyanın en fakir adamıyım diyebilir. Peki ama bir gün dünyanın en zengin adamı bütün servetini kaybedip dünyanın en fakir adamı olsa, dünyanın en fakir adamı da dünyanın en zengin adamının kaybettiği serveti bulup dünyanın en zengin adamı olsa ne olurdu? Sadece dünyanın en zengin adamı ile dünyanın en fakir adamı yer değiştirmiş olurdu. Çünkü Hebenneka'nın kolyesini boynundan çıkardığınızda o hala daha Hebenneka'dır. Tıpkı Hebenneka'nın kolyesini boynuna asan kardeşin hala daha Hebenneka'nın kardeşi olduğu gibidir. Sahip olduğumuz şeyler, boynumuza astığımız kolye, duvara astığımız diploma, ne kadar pahalı olursa olsun bindiğimiz otomobil, giydiğimiz en markalı kıyafetler, ister küçük ahşap nohut oda bakla, sofa, bir kulübecik olsun, ister yüzlerce odası olan bir saray olsun, oturduğumuz evler, kredi kartımızın limiti, kart vizitimizden tavan ünvalar, hiçbiri ben kimim sorusunun aklımızda ve kalbimizde cevap bekleyen yerini doldurabilecek kadar büyük değildir. Çünkü bizi birer ben yapan onlar değildir. Biz birer ben olarak bu dünyaya onlarla birlikte geldiğimiz gibi onlarla birlikte gidecek yahut giderken onları da yanımızda götürecek değiliz. Sen hiç mumya gördün mü? Hayır görmedim. Ben gördüm. Hem de Kahire Müzesi'ndeki Firavun mumyalarını gördüm. Filmlerdeki kadar korkunç muydular? Onlar yaşarken ben kimim sorusunun cevabını hem kendilerine hem de başkalarına ben Firavun'um, ben bunların sahibiyim, ben Tanrıyım diye de veriyorlardı.
Eğer beni duyabileceklerini bilseydim içlerinden birini kulağına şunları söylemek isterdim. Sen artık bir firavun değilsin. Sen artık buraların sahibi dede değilsin. Hiçbir zaman gerçek sahibi olmadın. Eğer gerçekten buraların sahibi sen olsaydın, buralar hala senin olurdu. Sen de hala buralarda olurdun. Ve sen bir tanrı da değilsin. Hiçbir zaman da olmadın. Sen aslında bunların hiçbiri değildin. Ama şimdi beyni erittirerek burnundan sümük gibi akıtmış ve iç organları çıkarılıp yerine geçen bezi doldurulmuş çirkin bir mumyasın. Sen yaşarken de çirkin bir mumyaydın aslında. Sadece keten bezi yerine pahalı kumaşlardan elbiselere sarardın kendini. Ve yüzünü başka bir yüze dönüştürmek için kullandığın makyaj malzemelerin, altın maskaraların vardı. Beyninin henüz kafanın içinde duruyor olsa da onu kullandığın pek söylenemezdi. Aslında bütün bunları firavunlar hayattayken söylemek vardı ya. Neyse. Bütün bunları firavunların yüzlerine karşı sadece peygamberler ve peygamberlerin ayak izlerini takip edenler söyleyebiliyordu. Peygamberler mi? Evet, peygamberler. Yoktan ve hiçten var ettiği insanlara, yoktan ve hiçten yarattığı bütün o öteki şeylerden farklı olarak ben diyebilme özelliği veren yaratıcının aramızdan seçtiği elçiler. Yeni bölüm. Bu benlik. Tam benlik. Parçaları ayırmak pek çok sorunu çözmede işe yarar. Mesela bir tavuğu yemeye kalktıysanız onu mutlaka küçük parçalara ayırmalısınız. Tabii bir timsahınkini kadar güçlü çeneleriniz ve kocaman bir ağzınız varsa o zaman tavuk dediğiniz nedir ki? Bör parçala, parçala ve yut. Taktiği için gerekli zaman ve enerji ancak hiç antipati ziyafeti için harcama gereği duyarsınız doğal olarak. Bazen iri kıyım bir soruyu bölmek de aradığınız cevaba ulaşmak için faydalı olabilir. Filozof bana hayat yollarında ilerlerken büyük bir soru ile ya da büyük bir sorun ile karşılaştığımda sorumun cevabını ya da sorunun çözümüne eğer mümkünse onu parçalara ayırmakla başlamamı tavsiye ederdim. Ben kimim gibi bir soruyu kaça böleceğini düşünüyorsun? İkiye. Zaten iki kelimelik bir soruyu bölmek bize nasıl bir kolaylık sağlayacak anlamıyorum. Ben kimin sorusunun cevabına giden yolda ben nedir'in cevabını öğrenmek gibi bir kolaylık. Ben nedir mi? Evet, ben ya da ego ya da ene. Artık hangisini tercih edersen. Tabii ki beni tercih ediyorum. Niye beni tercih ettiğini sorabilir miyim? Ben dururken niye başkasını tercih edeyim? Ha. Niye daha karmaşık bir sebebin olduğunu düşündüm ki sanki. Aslında bir tek onun anlamını biliyorum. Öyle mi? Harika. O zaman anlat ve ihtiyar bir kadının zaten sayılabilecek kadar azalmış nefeslerinin boşuna tükenmesine engel ol. Bir dakika, hemen. O telefonu elinden bırakır mısın lütfen? Google'dan bakacaktım. Google'dan mı? İyi, hadi bak bakalım. Ben nedir diye arıyorum. Eğer eve Wi-Fi bağlatmış olsaydın şimdi internet kotamı tüketiyor olmayacaktım. Aa, çok özür dilerim ama havanı alırsın. Birkaç farklı sonuç çıktım. Öyle mi? Sadece birkaç tane mi? Ben bu yaşa kadar yüzlercesiyle karşılaştım. Cildin üst tabakasından çıkan koyu renkli şey sanırım aradığımız bu değil. Gidip kendime bir çay dolduracağım. Dur bak işte bu. Birinci çekiliş ağız. Bravo. Bildin mi? Türkçe dersinde olsaydık evet. Bilemedin mi yani? Önemli olan katılmaktı. Çay ister misin? Eğer şekersiz içmesem de ısrar etmeyeceksin değil mi? Teklif var, ısrar yok. İşte filozofun bu huyunu çok seviyordum. Bana düşüncelerime ve tercihlerime saygı duyardım. Aslında asıl saygı duyduğu düşüncelerimin ve tercihlerimin bizzat kendileri değildi. Çünkü bazen saçma sapan şeyler düşündüğüm ve saçma sapan tercihlerde bulunduğum oluyordu. O benim düşünme özgürlüğüme ve özgür irademle tercih etme hakkıma saygı gösterirdi. Ama fikrini söylemekten de asla geri durdurmazdı. Hatta bunu beni yanlış düşündüğü konularda ikna edene kadar ısrarla ve bırakıp usanmadan tekrarlardı. Mesela o küçücük çay bardağına 4 tane kesme şeker attığımda hayretten araba tekeri kadar açılmış gözlerle bana bakar ve lafını hiç esirgemezdi. Sanırım öğleden sonra yarışa katılacaksın. Yarış mı? Ne yarışı? At yarışı. Ben çayı böyle seviyorum.
Peki, bu beni ilgilendirmez. Ama şundan emin ol. Böyle yaptığın sürece o çayın gerçek tadını ve aromasını asla alamazsın. Sırf merak ettiğim için bir gün çayı şekersiz içmeyi deneyeceğim. Ve o gün şekerli çay içtiğin son gün olacak. Her neyse, konumuza geri dönecek olursak, şu kalemi uzatır mısın lütfen? Filozof masanın üzerindeki kağıtlardan birinin tam ortasına küçücük bir nokta koydum. Sonra gözlüklerini düzeltip kağıda iyice yaklaştım. Benden de yaklaşıp o küçücük noktaya bakmamı istedim. Bunu görüyor musun? Elbette. Bu nedir Şayla? Bir nokta. Peki, nokta bir nedir? Nokta. Nokta işte. Her şeyin bir son noktası vardır. Nokta bir son mudur çaylak? Evet, nokta bir sondur. Ama aynı zamanda nokta bir başlangıçtır. Nokta bir sondur. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Ha, o bakımdan. Bütün yolculukların, bütün hikayelerin ve bütün maceraların bir başlangıcı noktası vardır. Yıllar önce annenin karnında karanlık ama emin bir yerde mini minnacık toplu iğnenin toplu değil sivri ucuna dokunu verirsen orada bile düşmeden durabileceğin kadar küçücük bir noktaydın. Ben mi? Ben, sen ya da o fark etmez. İnsanların ben derken kastettiği şeyden bahsediyorum. Tamam. Ben ya da ego ya da ene dediğimiz şey yani. Evet, ama tabii kendisinden ben diye bahsetmem de aslında henüz bir ben değildir. Başlangıçta sadece bir tek bir hücreydim. Sonra bölündüm. Neden güldün şimdi sen? Bölünmeye başladığıma göre bir hücre çoktan döllenmiş bir hücre yani bir zigot olmalı. Bu konudaki bilgi seviyene hayran olmak elde değil. Oo, daha neler biliyorum ben. Bundan hiç şüphem yok. Yine Google'da değil mi? Aslında başka bilgi kaynaklarım da var ama bu konuyu seninle konuşacak değilim. Benim de çok merak olduğum söylenemez. Sonra hücrenin bölünmesi bir elmanın ikiye bölünmesi gibi olmadı. Nasıl bölünüyor hücreler ben bilmiyorum ama sen yine de anlat. Filozofun acayip örnekleri bana bildiğim ya da her zaman gözümün önünde olan şeyleri bambaşka bir bakış açısıyla yeniden sanki daha önce hiç böyle bir şey duymamışım ve yahut görmemişim gibi bakmamı sağlıyordu. Zaten onun amacı da buydu. Alışkanlığın kat kat tül perdelerini gözlerimin önünde sıyırıp açmak ve bana yepyeni taptaze bir bakış kazandırmaktı. Bir elma ikiye bölünürse iki yarım elma olurdu. Oysa hücre bölündüğünde iki hücre oldu. Sonra o iki hücre de bölündü. Sonra bir diğerleri ve diğerleri. Hücreler bölündükçe sayıları katlana katlana arttı. 8, 16, 32, 64, 100, 28, 256, 400, yok 500. Sayılar arttıkça noktacık da büyüdü. Önceleri hepsi birbirinin aynı olan hücrelerin bazıları bambaşka hücrelere dönüşmeye başladı. Bazılarından görecek gözler yaratıldı, bazıları işitecek kulaklara çevrildi. Koklayacak bir bulun ve binlerce farklı tadı birbirinden ayırt edebilecek bir dil oldu bazıları. Bazıları mide, bazıları böbrek, akciğer, bazıları ise beyin. Bazıları da daha şimdiden pıtır pıtır atan minicik bir kalp. Yani ilk başta elmalar bölünüyor ama yarım elma olmuyor. İki tam elma oluyordu. Şimdi ise yine elmalar bölünüyor ama bazı parçalar tam bir elma değil. Daha acayip bir şey oluyor. Ayva oluyor, erik oluyor, muz oluyor, şeftali oluyor falan. Harika. Gerçekten de anne karnında embiyolojik gelişmenin nasıl bir yaratılış mucizesi olduğunu özetleyen çok sağlam bir örnek verdin Çaylak. Teşekkür ederim filozof. Ya sonra? Sonrasını da biliyorsun aslında. En bildiğim şeyler. Bile senden dinlemenin tadı başka oluyor. Sonra toplu iğnenin toplu ucu değil. Sivri ucu kadar minicik noktacık. Tabii artık ne o kadar minicik ne de adı anılmaya değmeyecek bir şey. 9 ay kadar bir sürenin ardından ortalığı ayağa kaldıran viyaklamalarla dünyaya merhaba dedi. Kim? Ben mi? Ben. Evet. Ben mi? Sen mi? Ben, sen, o fark etmez. Bu hepimizin hikayesi ve koyunların da efendim.
Bütün bu anlattıkları koyunlar için de geçerli değil mi? Evet ama koyunlar dünyaya bir ben olarak gelmiyorlar. Nasıl geliyorlar? Bir koyun olarak, sadece bir koyun olarak, bir ben olarak değil. Bir insan da dünyaya bir insan olarak gelir. Evet ama kendine ait bir benliği olan bir insan olarak benlik. Yani ben diyebilme özelliği. Bu bizi çok mu özel yapıyor? Her şeyden özel yapıyor. İnsanların dışındaki canlılar, ister koyunlar gibi annelerinden doğsunlar, ister kuşlar gibi yumurtadan çıksınlar, ister çiçekler ve ağaçlar gibi tohumlardan filizlenerek büyüsünler, dünyaya bir ben olarak, yani bir benlik sahibi olarak gelmezler. Bu sadece insanlara tanınmış olağanüstü bir ayrıcalık. Daha doğrusu bir imtiyazdır. İmtiyaz zaten ayrıcalık demektir. Sen öyle san. Ne fark varmış peki? Koyunların otla beslenebilmeleri imkanını sağlayan bir sindirim sistemleri olması onlar için ayrıcalıktır. İnsanların koyunları yiyebilmeleri de ise insanların için bir imtiyaz. Ha. İmtiyaz birbirine ya da birbirlerini ötekilerden daha fazla tanınan ve onları diğerlerinden üstün kılacak bir haktır. İmtiyaz bir istisnadır. Herkesi tanınmaz. Bak bu iyiymiş işte. Ama imtiyaz sahibi olmanın bazı masuliyetleri vardı. Mesela bu imtiyaz hak etmeye ve ona layık olmaya çalışmak gibi. Eğer çok zorsa koyun yemesem de olur. Konu sadece koyunları kesip yemek, ineklerin sütünü sağıp içmek, tavukların yumurtalarından omlet yapmak değil. Gerçi bu kadarı bile büyük bir imtiyaz ama asıl önemli olan yıldızların bile sahip olmadıkları bir özelliğe, bir benliğe sahip olmak. Kendine ben diyebilmek, yani bir benlik sahibi olmak. Bu hayatta elde edilebileceğin her şeyden daha kıymetli ve şu yıldızları altında sahip olunabilecek en önemli imtiyazdır. Abarttığımı düşünmüyorsan güneşe sorup öğrenebilirsiniz bunu. Güneşe mi? Yok daha neler. Neden? Şaşırdın ki. Milyonlarca sene kadar önce bu dünya içindeki her şeyle beraber buna sen, ben ve sokağın karşısındaki oyun parkında neredeyse bir saattir sallandığı salıncaktan inmemek, salıncağı sırada bekleyen öteki çocuklara kaptırmamak için benim diye avazı çıktığı kadar bağıran taş çatlasın 2,5 yaşındaki şu arsız oğlan da dahil hepimiz o güneşin bir parçasıydık. Filozof vallahi çok farklı bir bakış açın var. Şimdi hayalen sor ona. Her sabah pembe erguvan renkli ışıklarıyla uzak tepelerin ardından en soğuk günlerden bile sıcacık doğan o kocaman yıldız. Başımızın üzerindeki o devasa ateşten top. Bütün bunlar benim ışıklarım diyebiliyor mu acaba? Ya da şu etraftaki cazibesine kapılmış dönüp duran gezegenler için bana ait diye bir iddia bulunabiliyor mu acaba? Hayır, güneş benim diyemiyor, bana ait de diyemiyor. Tıpkı öteki yıldızlar gibi onun da bir benliği yok çünkü. O da böyle bir özelliğe sahip değil. Yaratıldığı günden beri de hiç olmadı. Güneşe, aya, yıldızlara, galaksilere tanınmayan ben diyebilme ihtiyacı sadece bize tanındı. Ben, efendim, ben imtiyazımı tanı çıkarıyorum. Bunun üzerine bir kuzu pirzola yiyebilseydi çok iyi olacaktım. Dolapta salatalık var istersen. O da olur aslında. Neticeden hıyarların da bir benliği yoktur değil mi? Hayatım boyunca kendine ben diyen çok hıyar gördüysem de evet yoktur. Yeni bölüm. Ben bir insandır. Filozofa insan olarak yaratılmasaydın ne olarak yaratılmak isterdin diye sordum. Sana insan olmanın ne demek olduğunu bilen biri olarak cevap vereyim dedim. Yaratılmak istemezdim. Gerçekten mi? Gerçekten. İnsan olmak senin için bu kadar önemli ha? İnsan olmak önemli. Herkes için. Ben insan olmasaydım kaplumbağa olmayı tercih ederdim. Mümkünse Galapagos kaplumbağası. Kaplumbağa ha demek. Hem de Galapagos sebebini sorabilir miyim? Hiçbir şey için acele etmeleri. Oradan oraya koşturup sabahtan akşama kadar çalışmaları gerekmiyor. Bu belki çok uzun yaşadıkları içindir ha? Ne dersin? Zamanları çok ne de olsa. Belki de biraz tembel oldukları içindir ha? Sen buna ne dersin? Haksız mıyım ben şimdi? Ben illa bir hayvan olacaksam şu ömrü bir gün olduğu söylenen kelebeklerden olmayı tercih ederdim. Ama neden? Mümkünse daha kısa süre hayvan olmak için. Hayvan olmak kötü bir şey mi yani? Bir insanın hayvan olması kötü bir şey. Bazen bulmaca gibi konuşuyorsun filozof. Bazen mi dedim ben? Filozof çoğu zaman bulmaca gibi konuşuyordu. Ama bunu kafamı
karıştırmak ya da beni köşeye sıkıştırmak için değil, tembel zihnimi bir konu üzerinde toparlamam için, sallamak için yapıyordum. Becerebiliyor muydu peki? Şöyle söyleyeyim, siz karar verin. Onunla birlikte kendi neredeyse 2 saat boyunca telefonumu elime sürmediğim oluyordu. Benim yaşımdakilerin sürekli cep telefonlarıyla falan uğraşıyor olmalarından şikayet edenler, o beylik rafları, o bayat nesihatları, o hedef gözetmeksizlerin sağladıkları nutukları, asıp kesmeleri bir kenara bırakıp gel şu muhabbet geyiğinin boynuzlarını beraber cilalayalım, biraz sohbet edelim deseler belki de sorun çözülecekti. Akılsız bir kaplumbağa olarak 150 yıl yaşayacağıma, aklı başında bir insan olarak tek bir gün yaşamayı tercih ederim çaylak. Tek bir gün, iki şafak arası kadar bir süre, güneşin doğuşunu ve batışını ve yeniden bir kez daha ilk günkü gibi doğuşunu seyredebilecek kadar bir ömür. İsterse sadece çiçekleri ve bir tek yıldızları görebilecek kadar olsun. Yeter ki onlara bir kaplumbağanın değil, bir insanın gözüyle bakabileyim. Ama neden? Çünkü bütün bir süre içinde bir kaplumbağanın asla göremeyeceği, görse de bir anlam veremeyeceği kadar görebilirim. Mesela çiçekleri. Ha, kaplumbağalar da pekala çiçekleri görebilir. Evet, ama onların gördüğü renkli bir ottan ibarettir çaylak. Oysa ben çuha çiçeklerinin, altın kalpli papatyaları, kır lalelerinin, yeşillikleri ve sarı buğday başakları arasında kırmızı kırmızı gülümseyen gelincikleri, dikenli çalıların üzerine kondurulmuş kadife tenli gülleri, hercai menekşeleri, patikalar boyunca göğermiş hudayet nabit aslan ağızlarını, balı ballar göründe tek bir nakış içinde binlerce farklı nakışın işlendiği muhteşem bir sanat eseri gördüm. Benim gözümde o çiçeklerin her biri yaratıcıdan gelen bir mektup gibidir. Yahut bağlar, bahçeler, uzun ve geniş ovalar, etekleri kekik kokan rüzgarlarla havalanan tepeler. Gözümde birer mektup olur ve gözümün gördüğü bütün çiçekler ise bana özel. O mektubun taklit edilemez eşsiz ve benzersiz mührü. Bir kaplumbağanın 150 yıl değil, 150 milyon yılda yaşasa asla okuyamayacağı bir milyon yılda yaşasa asla okuyamayacağı bir mektuptur bu. Onu sadece bir ben okuyabilirim çaylak. Bir ben. Yani bir insan. Kaplumbağa dediğin zır cahil bir şey yani. Hayır, kaplumbağa dediğim sadece bir kaplumbağa. Yer, içer. Gününü gün eder. Belki ağır aksak ama gönlünce gezer tozar. İnsanlarla kıyaslandığında oldukça uzun bir ömür sürer. Ve bir kaplumbağanın bilmesi gereken her şeyi bilir. Ama ne eksik ama ne de fazla. İyiymiş, işte kaplumbağa olmak. Evet, iyidir. Bir kaplumbağa için kaplumbağa olmak iyidir. Bir kaplumbağa için bir kaplumbağa hayatı yaşamak iyidir. Tamam. Vazgeçtim kaplumbağa olmaktan. Peki başka? Başka ne yapardın? O bir gün hayatında nasıl geçirdin günlerini? Daha doğrusu saatlerini. Gece olduğunda kısacık ömrün bu ilk ve tek gecesinde göklerin yıldızlarla yıldızlanmış güzel yüzünü de doya doya seyrederdim. Eminim başını kabuğundan çıkarıp yukarılara bakan uykusuz kaçmış bir kaplumbağaya da o yıldızları doya doya seyrediyordur. Belki. Ama bir kaplumbağanın yıldızlara bezeli bir gökyüzü altında yaşamanın ne kadar harika bir şey olduğunu anlayabileceğini sanmıyorum. Yıldızlarla bezeli bir gökyüzü çaylak. Bunun ne demek olduğunu hiç düşündün mü? Elbette. Gerçekten mi? Elbette hayır. Aklıma bile gelmedi. Bir an için ben de zannetmiştim. Yıldızlı bir gökyüzü altında yaşamanın ne kadar harika bir şey olduğunu düşündüğümü sanmıştın değil mi? Evet. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Bunun farkında olman da yeter şimdilik. Peki ama sence bütün o yıldızlar, aylar, gezegenler falan bir başımızı kaldırıp seyredelim diye mi yaratılmış yani? Belki tek sebebi bu değil ama neden bir sebebi de bu olmasın? Gökleri bu kadar yıldızlara benzetip süslenmiş bir dünyada başını kaldırıp yıldızları seyredebilecek birilerinin olması gerekmez mi? Kaplumbağaların asla bakamayacağı bir gözle yıldızlara bakabilen, yıldızlar ve çiçekler arasındaki bağ kurabilen birileri. Yıldızlar ve çiçekler arasındaki bağ mı? Ben bir bağ göremiyorum. Hem nasıl bir bağ olabilir ki? Sen dünyaya en yakın yıldızların ne kadar uzakta olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ne kadar? 149.600.000 kilometre. Eğer ışık hızıyla gidebilirse 8 dakika varabilirsin. Sen hangi yıldızdan bahsediyorsun ya? Güneşten tabii ki. Güneş, evet. O da bir yıldızdı değil mi?
Güneş ortaya çıktığına göre artık görebilirsin sanırım. Vay, ince espri. Neyi görebilirim? Çiçeklerle yıldızlar arasındaki bağı. Yo, hala göremiyorum. Filozof sabırlıydı. Bana bir şey anlatmanın bazen deveye hendek atlatmak kadar zor olduğu zamanlarda bile sakinliği korur ve yüzüne boş boş baktığımda yahut bana anlatmak için çabaladığı konuyla tamamen alakasız şeyler söylediğimde bile bu sakinliği hiç bozmadan anlatmaya devam ederdi. Kafamın karışık olduğunu, kafamı karıştıran şeylerin onun için hiçbir önemi olmasa bile benim için şimdilik çok önemli olduğu gerçeği asla ıskalamazdım. Yeryüzünde bir çiçek yaratmak için, gökyüzünde bir yıldız yaratmak için gerek çaylak. İşte yıldızlar ve çiçekler arasındaki görmemezlik bu bağ işte. Çiçekleri kim yaratıyorsa, yıldızları da o yaratıyor. Çünkü bir çiçek yaratabilmek için bir yıldız yaratabilecek kudrete sahip olmak gerekir. Ve çiçekler için kime şükran duymamız gerekiyorsa geceleri üzerimize katan karısı bir örtüyle değil de inci taneleri gibi yıldızlarla işlenmiş koyu siyah kadifeden bir battaniye ile sessizce örtüldüğü için de yine ona sadece ona, sadece ona şükran duymalıyız. İşte ben bu yüzden yer kabuğu üzerinde yüzlerce hatta milyonlarca yıl bir kaplumbağa olarak yaşamaktansa tek bir gün ama bir insan olarak yaşamayı tercih ederim. Belki o sırada pek bir anlam vermemiştir ama filozofun çiçeklerden ve yıldızlardan bahsederek hiç olmadığı kadar heyecanlanması ve şairler gibi konuşmaya başlaması sevdiğim bir şarkı dinlemek kadar hoşuma gitmişti. Gündüzleri çiçekleri, sadece çiçekleri, geceleri de yıldızları, bir tek yıldızları görebilecek kadar bir hayat bile yeter bana. Çünkü bu kadarcık süre içinde sahip olduğum akıl ile yıldızlardan çiçeklere, çiçeklerden yıldızlara uzanabilirdim. Bizi çiçeklerden yıldızlara kadar yükselten ve yer kabuğunu paylaştığımız aynı atmosferi solduğumuz bütün o öteki canlılardan, buna Galapagos'un tobalığı da dahil, farklı kılan da budur çaylak. Bu bizi neden bu kadar farklı yapsın ki? Tavukların bile bir aklı var. Tavuklar kabaca bir hesap ile 250 milyon yıldır bu dünyada yaşıyorlar. İnsanlardan da eskiler yani. Fakat dünya ve kuşlar yalıtıları belli. Hiçbir tavuk başını dikleyerek solucan deliğinden kaldırıp minnacık serçeler uçuyor. Ak güvercinler, mülayim kurumlar, yırtıcı şahinler, kıpıp götürücü kartallar, çekip koparıcı akbabalar, göçücü leylekler ve kargalar uçuyor. Ama ben uçamıyorum diyemedim. Nereden biliyorsun diyemediklerini? Eğer tavuklar bunu diyebilselerdi çarlak, uçmanın bir yolunu insanlardan önce onlar bulurlardı. Çünkü bizim sahip olmadığımız bir şeye sahipler. Neye? Kanatlara. Ama bizim sahip olduğumuz bir şeye sahip değiller. Benlik değil mi o? Benlik, beraber bize verilen bir imtiyaz. Benliğimizin en önemli özelliği de diyebiliriz. O kadar önemli ki, eğer olmasaydı bir benlik sahibi olmamızın da hiçbir anlamı olmazdı. Neymiş çok merak ettim. Akıl elbette. Ha evet. Abbas İbn Firnas. İsmini hiç duydun mu sen? Yo, tahmin etmiştim. Abbas İbn Firnas Kurtubalı büyük alimdir. Ne zaman gökyüzünde süzle süzle uçan bir kerkeniz yahut kanatlarını aça kapata neşe içinde geçip giden bir kuşcağız görse yüreğinin bütün odacıklarına kara titrer ve insanoğluna uçma kabiliyeti verilmediği halde içindeki bu uçma arzusunu anlamaya çalışırdı. Uçmak onun için öyle bir sevdaydı ki kalbinde bu uçma sevdası ile gece gündüz düşünürdü de düşünürdü. Susamadığımda su içiyorum çünkü su diye bir şey var. Acıktığımda yemek yiyorum çünkü yeryüzünde birbirinden lezzetli yiyecekler var. Fakat uçmak istediğimde uçamıyorum. Eğer şu kanatsız insanlar için uçmanın tek bir yolu olmasaydı, Allah benim aklıma bu sevdalı fikri koymazdı. Demek ki uçmanın bir yolu var, diyordum. Peki, sonra ne oldu? 852 yılında tahta çıtlarla gerdirilmiş kocaman bir pelerinin sırtına takıp Kurtuba'daki Ulu Cami'nin minaresinden atladı. Uçabildi mi peki? Evet ama küçük bir ayrıntıdan gözden kaçırdığı için yere konması biraz sıkıntılı oldu. Yere mi çakıldı? Öldü mü? Omurgasını incitti. Az daha felç oluyordu. Kesin tövbe etmiştir bu işleri. Hayır çaylak. Ortada tövbe edilecek bir şey yoktu. İyileşir iyileşmez nerede hata yaptığını, daha doğrusu hangi ayrıntıyı atlattığını düşündü. Ve ikinci denemesinde uçmayı başardı. Elbette bu. Uçmak için yaratılmış kuşların uçuşu gibi bir uçuş değildi ama. Abbas İbn Firnas'ı
tarihe ilk uçan insan olarak geçirmeye yetti. Vay be! Eğer insanlarla hayvanlar arasındaki en büyük farklardan birini görmek istiyorsan tavuklara bakmalısın çaylak. Milyonlarca yıldır dünyada yaşıyorlar ve kanatları bile olduğu halde uçmanın bir yolunu bulamadılar. Ama kanatları bile olamayan insanoğlu kendi uçurmanın onlarca yolunu buldu. Bizi uçuran şey tahta çatılarla gerilmiş kocaman pelerinin çelik kanatlar, hızla dönen pervaneler, jet motorları değil çaylak. Bizi uçuran şey akıl. Bir şey sorabilir miyim? Neydi Abbas'ın ilk denemesinden atladığı o ayrıntı? Konmak için bir kuyruk. Yeni bölüm, ben ve o. Eğer ben bir ben olmasaydım, sen bir sen olsan bile, ben bir ben olmadığım için senin gibi bir sen olduğundan haberdar olamayacaktım. Kendime ben diyemediğim için sana da sen diyemeyecektim. Ayrıca ben bir ben olmadığım için onun varlığından da haberdar olamayacaktım. Ona o diyemeyecektim. O bana herhangi bir isimle seslense bile cevap veremeyecektim. Senin sen olduğunu bilemediğim gibi onun o olduğunu da hiç bilemeyecektim çünkü. İşte ben olmanın en güzel tarafı da bu çaylak. Senin ve onun varlığından haberdar olmak. Kağıt mendil var mı? Nezle mi oldun yine? Yok ama beynim her an burnumdan sümük gibi akabilir. Oh, özür dilerim. Sanırım konuya biraz hızlı bir giriş yaptım, değil mi? Hızlı mı? Az daha balataları sıyırıyordum. O da ne demek? Hiç arabalarla ilgili bir şey... Filozof en zor konuları benim gibi 3 saniye aynı konu üzerine düşünmeyi beceremeyen birinin bile dikkatini çekecek şekilde anlatırdı. Ama onun asıl hayran kaldığım yanı anlamadığımı anladığı anda daha önce hiç anlatmamış gibi söze en baştan başlayabilmesi ve her ne anlatıyorsa onu bir kez daha anlatabilmesiydi. Bir kez daha ve bir kez daha. Eğer gerekiyorsa bir kez daha. Çünkü o asla anladın mı diye bir soru sormazdı. Anlatabildim mi diye sorardım. Anlamasaydım problemi kendinde görür ve anlatamadığını düşünürdüm. Bak çaylak, benim sana sen diyebilmem için kendime ben demem gerekiyor. Çünkü kendi benliğimden haberdar olmasaydım senden de haberdar olamazdım. Senin varlığının ne demek olduğunu asla anlayamazdım. Seninle muhatap olamazdım. Sen de benimle muhatap olamazdın zaten. Ben olmasaydım seninle muhatap olmazdım zaten. Tamam da sen niye ben bir ben olmamsaydın benimle muhatap olmazdın ki? Ben bir sen olmasaydım ben kiminle muhatap olacaktım peki? Aslında buna olmazdım da diyebiliriz. Bravo, çözüldü problem. Çaylak, şu ocağın üzerindeki çaydanlığı seninle muhatap olabilir mi? Hayır tabii ki. Neden? Çünkü onun bir benliği yok. Peki sen onunla muhatap olabilir misin? Elbette, onunla çay yapabilirim. Muhatap, hitap edilen yani kendisine söz söylenen ve sözü anlayarak gerektiği yerine getiren ve karşılık veren demektir. Sen benim muhatabımsın mesela. Ben de senin muhatabınım. Bana çaydanlıkla konuşup konuşamayacağını mı soruyorsun yani? Asla muhatap bile olamam. Anladın mı şimdi? Anladım. Çayları tazelememi istiyorsun. Zekan gözlerimi yaşartıyor çaylak. Gelirken o bisküvi kutusunu da getir yanında. Benimle konuşmak filozofu acıktırıyor muydu bilemiyordum ama onu dinlemenin beni kurt gibi acıktırdığına emindim. Biliyor musun çaylak? Biz insanlara yıldızlar, çiçekler ve ikilisi arasında yaratılmış bütün o öteki mahluklara verilmeyen bir benlik verilmesinin yani kendimizi bir ben olarak bilmemizin en büyük sebebi bize bu benliği vereni bilmemiz içindir. Nasıl yani? Eğer kendimize ben diyemezsek de ona da o diyemeyecektik. Benim diyemeseydik benim Rabbim de diyemeyecektik. Onunla muhatap olamayacaktık yani. Muhatap olmak mı? Evet. Allah'tan bahsediyorsun burada. Evet ve onun böyle bir benlik vererek dağları, taşları, ağaçları, çiçekleri, yıldızları, mavi balinaları, kutup ayıları da değil. Bizi muhatap aldığını söylüyorum. Bu senin neden tuhafına gitti? Bu beni gerçekten çok önemli biri yapar da o yüzden tuhafıma gitti. Günlerdir bunu konuşuyoruz ya çaylak. Önemli biri olmaya pek alışık değilim. Biliyorsun daha birkaç gün öncesine kadar aylığın tekiydim ben. Bu alışman gereken bir şey değil. Ne peki? Farkında olman gereken bir şey. Farkındayım ben. Daha önce hayat, ölüm ve ikisi arasında yaşanan şeyler çok anlamsız geliyordu. Ben kendime anlamsız geliyordum. Oysa şimdi... Evet ya şimdi... Şimdi daha farklı.
Bir ben olmak, bir başkası olarak yaratılmış olmak hoşuma gitmeye başladı. Kendimi gerçekten özel hissediyordum. Yıldızların altında bir yerim var benim. Sadece benim doldurabileceğim bir yer. Eğer orayı bulup orada duramazsam sonsuza kadar boş kalacak bir yer. Filozof bu söylediklerimden memnun görünüyordu. Hatta ilk defa ben konuşurken yüzüme böyle baktığını söyleyebilirdim. Bak çaylak, soğuk ile sıcak, uzun ile kısa, az ile çok. Karanlık ile aydınlık arasındaki mesafe bir şekilde ölçülebilir. Ama var ile yok arasındaki mesafe ölçülemez. Çünkü bu sonsuz bir mesafedir. Bir şey ya, vardır ya o da yoktur. Yok, kendi başına var olamaz çaylak. Çünkü kendi yok olan bir şey nasıl var olsun? Bu yüzden var olan her şey Allah onların varlığını yokluklarına tercih ettiği için vardır. Buna sen de dahilsin çaylak. Senin varlığın da yokluğuna tercih edilmiş. Var olman dilenmiş. Bu senin varlığın yokluğuna tercih edilen bana sana sonsuz derecede önem verdiği gösterilir. Ama bu kadar da değil. Çünkü sen bir çakıl taşı, bir dağ, hatta gökte bir yıldız gibi de değilsin. Hem varsın hem varlığından haberdar edilmişsin. Kimse sana bundan daha çok büyük bir önem veremez çaylak. Ondan başka kimse. Filozof o korkunç kazadan sonra başıma gelen en güzel şeydi. Hastanede geçirdiğim süre, saçma sapan velayet davaları, annemin ve babamın ölümünü bir türlü kabullenememden kaynaklanan türlü acayip sıkıntılar ve en önemlisi babamın gerçek annesi olduğu halde hem onun hem de bizimkilerin yoğunluğu yüzünden birbirimizi pek de tanımıyor olmuşuz. Onun evine taşınmamı biraz geciktirseydi de bu benim için sonu iyi biten bir film olurdu. Yanına taşınmam için beni ikna etmeye çalıştığı günlerde ondan tek bir şey istedim. Kendime ait bir oda. Bunun onun için bir sorun olmayacağını biliyordum çünkü filozof. Kocaman bir evde tek başına yaşıyordu. Peki ama aslında babaannem olduğu halde ona neden filozof diyordum biliyor musunuz? Bunun iki sebebi var ve sanırım ilkini çoktan anlamışsınızdır. İkincisi ben söyleyeyim. Annem ve babam öldükten sonra bu iki kelimeyi asla kullanmamaya karar almıştım. Güya onları hayatım boyunca bir daha ağzıma almayacaktım. İlk birkaç yıl bu kararıma inatla uydum. Anne ve babam kelimesini hiç kullanmadım. Ama zamanla bu saçma inattan vazgeçtim. Sana böyle diyemem. Biliyorsun, bir karar aldım ben. Biliyorum ve bunu anlayabiliyorum. Peki bana ne demek istersin? Bilmiyorum. Büyük anneye ne dersin? İçinden şey geçiyor. O da olmaz. Peki. Nene diyeyim. Filozof gözlerinin üzerinden bana öyle bir bakmıştı ki bundan hiç ama hiç hoşlanmadığını anlamamak için bir aptal olmak gerekirdi. Tamam. Sanırım bundan da sen hoşlanmadın. O zaman sana filozof diyeyim ha? Ne dersin? Filozof mu? O bana hep senin gerçek bir filozof olduğunu söylerdi. Bir filozof değilim. Bir filozof olmak da istemem. Ama sanırım buna razı olmam gerekecek. Çünkü bana hey ya da şey demeni istemiyorum. Filozofun evine taşındık, sonra birkaç ay ortalıktan aylak aylak dolaştım. Hayatım daha önce de pek farklı değil aslında. Zaten oldukça zorlu bir dönemde geçerken bütün bu olaylar üstüne tuz biber ekmişti. Aylaklığa iyi abartmıştım. Okulda ve sokaklarda başımı defalarca belaya soktum. Birkaç kere eve falan halde sopa yemiş olarak geldim. Birkaç gece hiç gelmedim. Filozofun aklı çıktı. Günlerce konuşamadım. Odamdan çıkamadım. Onunla birlikte yemek yemedim. Yorgunluktan kusana kadar bilgisayar oyunu oynadım. Okula gitmedim. Sonunda bir gün oturup karar aldık. Bu işin böyle yürüyemeyeceğini ve bana ait bir çeki düzen vermek gerektiğine dair bir karar. İtiraz edemedim. Durumumdan memnun değildim. Derslerim kötüydü. Peşimde bir sokak çetesi vardı. Bütün bunları size anlatıyorum çünkü kim bu filozof, çaylağın nesi oluyor diye merak ettiğinizi biliyorum. Ve artık merakınızı gidereceğine göre çaylak ile filozofun maceralarını anlatmaya kaldığım yerden devam edebilirim. Sokak çetesine mi ne oldu dediniz? Reisleri büyük annesiyle hayatının anlamı üzerine konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra dağıldı diye duydum. Ve son.